Herkese selam. Rock'n'Roll kanalındasınız. Ben de Junkyard Tycoon oyunundayım. Bir hurdalık... Ha, para yetişmedi lan. Bir hurdalık oyunu. Hurdalık yönetim strateji oyunu. Arkadaşlar, burada hurda arabaları alıp parçalara ayırıp daha sonra daha yüksek fiyatlara satmaya çalışıyorsunuz ki şirketinizi geliştirebilirsiniz. Oyuna ilk girişte şirket kurduruyor size. O şirketle ilk arabanızı veriyor. 500 dolar mı ne para veriyor? Onunla artık 500 dolarla bir şirket kuruyorsunuz. Daha sonrasında bunu geliştirmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben ilk arabamı almıştım. Orada bir sıkıntı çıktı diye videoyu sonlandırmak zorunda kaldım. Şimdi bu arabayı parçalara da ayırdık. Şimdi bakalım ne istiyor benden. Parçalardan seviye toplattırıyor da oğlum biz bunları nasıl satacağız? Tıkla. Şuna tıkla. Burada hurda çıkacak. Bunu 1 dakikada yapıyor. Stoklum bu mu? Oğlum siz kafayı mı yediniz lan? Tamam geliştirelim. Ha şu mu? Ha sat diyor. Evet işte parayı buradan kazanıyoruz kanki. Şunlar arabadan söktüğüm parçalar. Motor 13. 13'e düştü lan. Oo bak 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 sat 117 dolar. İsteyen oluyor. Düştü. Fiyatını değiştirebiliyorsun. Beklemen lazım. Şunu sat 47 dolara. 49 dolara da bunu sat. Çıktı şu. Şu düştüler. Vay anasını. Aküyü daha yüksek fiyata satabilirim. Max 30 dolar diyor. Tamam, hiç kaçırma, sat. Bu da max 30, bunu da sat. Neyse boş ver. Bayağı bir para yaptık. Tebrikler. İşte eğitimi bitirdin. Bunları tekrarlayarak oyunu oyna diyor. Şimdi araba gelmiş. Şunu alalım. 240 dolara bunu aldık. Bunu buradan tıklıyorsun. Rampaya koy diyorsun. Rampaya koyuyor. Sonra parçalamaya başlıyorsun. O kendi kendine orada parçalıyor. Biz de bu arada şu neymiş? Bu bizi geliştirme yeri galiba. Buraya araba koymak için ne kadarmış? Yeni bir iki arabayı aynı anda almak için 1000 dolar. Vay anasını avradım. Motoru çıkardı, aküyü çıkardı, her şeyi paramparça ediyor. Peki şu haliyle satabiliyor muyum? Buradan satmadık mı az önce? Buradan sattık da. Bitmeyince satmıyor galiba. Bir bakacağız bakalım. Şurada mı sattık lan? Yok. Boş ya içi ondan. Ne oldu? Bitti mi? Ne bak parçalar da düşüyor. Vida mida. Hepsini al topla diyor lan. Sonra ha bunları buradan topluyoruz. Tamam mı? Sonra bu arabayı burada dağıtacağız. Tamam mı? Onu çöpe çevirdi. Değil mi? Çöpe çevirdi. Seviye aldık. Paramız yetiyorsa yok. Neden bu böyle? 2000 dolara satabilirsin diyor bunu. 1000 dolar zaten bende yok, tartışmaya değmez. Skip diyebiliyor muyuz bunu? Diyebiliyoruz. Geç. Yeni rampalar var. Komple burayı geliştirebiliyorsun. Ha, bu neymiş? Burayı da al diyor. Kaça veriyorsun burayı?
100 bin. Çevreyi genişleteceksin. Buraların kralı olacaksın da. Bu ne, maden mi? Evet. 50 bin dolar. Yani bildiğiniz bir simülasyon, şirket simülasyonu, kazino var burada. Kumar mı oynayacağız? Kazino coins on, satın al. Şimdi dur, bizim şu an araba işimiz araba, inşaat satın alıyorsun vesaire vesaire. Şuradan şu şeyleri satacağız. Oğlum, ben şu parçaları nereden satmıştım? Allah Allah. O parçaları nereden sattık biz ya? Ha, buradan. Bak mesela motor 150 dolara kadar gidebilir. Onu bekleyeceğiz. Şöyle bir bakalım. Şu anda şeyinde değiller. 125 dolar oldu motor. Düşebilir de. Bakın düştü. Şu çok fazla satılmaz. Daha sonra çıkmaz yukarı. 136. Onu bekleyeceğim. Motoru. Hani daha istediğim fiyatlar yok burada. Şu bence daha çıkacağını düşünmüyorum ben. Gittikçe düşüyorlar. Lazda 1000. Motora bak, 24 dolar veriyorlar. Yuh lan. 122'ye satsam mı? Bekleyelim bir şansımıza. Düşebilir. 32, şunu sat. 4.22, yok satmam. 44 oldu. Şunu sat. Tam şey yapmayalım da. Aslında şunu da satabilirdim. Kaçırdım ya. Fluidi. Deposum oluyor. $29 hemen sat. Hemen sat, hiç bekleme. Şimdi motor kaldı. Onu 140'a falan satmam lazım. Kâr etmek için bakın. Eksi 35 bindeyim. Bu oyun da aynı belgesel olan tamirat, tadilat mı neydi ondan. Ona benziyor. Abi buradan yüksek, bunu en yüksek fiyatına satmam lazım ki üstüne bir şeyler koyabileyim yani. 149, evet. 113 dolar kar ettim. 240,75 aldım. 350'ye sattım. 354'e sattım. Çok güzel. Yeni arabayı alabilirim de. 1000 dolarımız oldu. Yeni araba sipariş nerede? Geldi. Kaç istiyorsun buna? 295 satın al. Sonra bunu rampaya ilerletelim. Rampadan bunu parçalarını ayırmaya başlayalım. Bu parçalarına ayrılsın. Biz de şöyle sağa solu keşfedelim. Banka var. Kredi çekiyor musun? Yok, öyle bir şey değil bu. Yani bu çevreyi satın aldırıyor sana. Yo, 50 el masa diyor. Banka hesabı açabilirsin diyor. Muhtemelen paraları orada biriktireceğiz. Belki fazla parayı da faize koyacak. Öyle bir strateji yaptıracak bize. Muhtemelen. Şunlar çöp. Oraları tamir ettirecek muhtemelen. Genel olarak vakti olan için değerli. Şunları toplayalım. Bunları satacağız. Tamam, bu ikisini parçala ya. Ha, ikinci sırayı koydurmuyorsun. Tamam, sırayla. Az önce tıkladım, oraya gitmiş meğersem. Şuradan şeyleri mi satıyorduk? Bunları. Satmıyorum. Geliştirmek için mi kullanıyorum? Bunun da satış fiyatları değişiyor. Bu fiyattan verdim valla. Plastik.
Ama bunun max 5 dolar diyor. He, bak solda yazıyor. Böyle de ufak ufak bunları değerlendirebiliyorsun. Burada değerlendiremeyeceğin hiçbir şey yok. Gel şu şeyleri satalım. Bunu, şunu şöyle kaça satıyor kasayı? Hiçbir fikrimiz yok mu? Dur ben şuraya 3 kaç dakika istiyordu o? 5 saniye sonra bitmek üzere. Bakalım buradan çıkan ne olacak? Bunu merak ediyorum. Topladım. Şunu da tamam ez bunu da. Bunu da şey yap. Onu da hurda diye satacağız artık. Şimdi 34, 40, 59 yine motordan kâr edeceğiz ya. 37 bunu sat. 45. En yüksek fiyatı beklememiz lazım. 49. Bundan yukarı satamazsın onu. 26. Şimdi altta otomatik satış. Öyle diamondlanan şeyler var ki en yüksek fiyata muhtemelen satıyor. Fiyatlar çok kötü şu anda. 68 oldu. O 72'ye falan çıkacak o. Tamam bu şey yapsın bir saniye. Biz şu arabaya bir bakalım. Yeni bir araba lazım. Çok istiyorsun acaba. O fiyata vermem onu. "29 şunu sat. Ah, geç kaldım ya. 29'da satacaktık ya. Zarar ettik. 65 75 hayır. Şu camlar 72 oldu. Çok güzel sat. 109 zararımız var şu an. Bundan kâr etmek için biraz sabırlı olmalıyım. 59 yok. Onu ben 130'a falan gene okutacağım. Bak bazıları mavi yazıyor, bazıları yeşil bakın. Yani çok fazla kâr edemediğimi gösteriyor bunlar. İkisinde zarar ettim şu camlarla şeyde. Ama jantlarla onu bekleyeceğim biraz daha. Jantlarla balatalarda oldukça yüksek kâr ettik. Şu aküyü 149 daha fazla satamazsın. 40 dolar kâra geçtim. Şimdi aküyü satabildiğim kadar yüksek satıp 25'in üstünde satmam lazım. Allah Allah, hadi oğlum. Sol üstte zaman sınır var. Teklif verme şeyleri. 25'in üstü, hadi şimdi gene düşecek. Aha. Tamam, 66 dolar kar ettik. O şeyler nerede? Ah, warehouse'u geliştirdim ya. Yanlış bastım oğlum. Kaç para istiyorum bu külüstre? Oha be. Biraz bekleyeceğiz o halde. Bu ne? 50 bin dolara buraya alıp bu ne çiviler miviler bana lazımmış lan onarmak için. İlginç ya, bu da bir oyun. Görüntü biraz daha kaliteli olabilirdi ama ne gerek var desene. Şu bankayı merak ettim. 50 elmasım olursa bankada işlem yapacağım. Muhtemelen faize koyduracak. Bakın bunun seviyesini bir yükselttiğiniz zaman buraya ayrıca
kamyon, traktör, iki seviye Hero Vehicles ne lan? Onlardan da çekebiliyorsunuz. Şuna çok para isteme ya. Yapma gözünü seveyim ya. İsterseniz elmasla araba sipariş de verebiliyorsun. Oradan da para kazanıyor işte oyun. Genel olarak güzel, eğlenceli görünüyor. Ama şu arabalar çok pahalı ve ben 500 doları boş yere harcadım. Bir tane de pahalı araba almak istiyordum. Pahalı bir araba. Kim bakalım kaça satılacaktı. Yani aslında ben bunu ilk gördüğüm zaman şey diye düşündüm. Hani arabayı alıp ona modifiye yapıp zaten videonun başında bahsetmiş olmam lazım. Modifiye yapıp onu daha yüksek fiyata satmak üzerine kurulu bir oyun zannediyordum. Bu tamirat tadilattaki gibi ama maalesef ki öyle bir şey çıkmadı. Parçalayıp parçalayıp satıyorsunuz parçaları. Öbür türlü olsaydı daha kaliteli olabilirdi diye düşünüyorum. Ne bileyim. Bakalım sonra gelecek arabaya bir bakalım. Tamam. 1080. İki katına satmam lazım diyor. Bunu seviye atladık. Rampaya çıkar. Sonra sök. Orada ne diyor lan? Orada ne diyordu ya? Bir şey altı level olmak için. Şimdi bir dahakine onu da mı bekleyeceğiz ya? O parçaları sökerken acaba ben o parçaları halihazırda satmaya başlayabiliyor muyum? Hayır. Alamıyorsun. Hepsini sökmesini bitirmelisin. Sökmesini beklemelisin. Bizim şeyler nereye gitti? Ha bak, scrap material dediği arabaları çöpe çevirdik ya şeye. Oradalar onlar da. Şu hepsini bitirdiği zaman sen bunu kaça veriyorsun acı? Bay desem alabiliyor muyum? Aldım. Aynen orada duruyor. Paranın hepsini yedik ama yatırım yaptık bayağı bir. Bakalım iki parça kaldı. Body de. Body ne lan? Kemerler. Oha silah çıktı. Ne yapacağız? Silahı alabildik mi? İçinden silah çıktı lan. Seviye de aldık. Şuna bakacağım ya. Sen rampaya bir git. Rampada tıkladım lan. He, aracı onarmak seviye 6'da başlar diyor. Onu da göstermeden videoyu kapatırsam dur bakalım. Seviye 6 olabilecek miyiz? Şuraya şu arabayı şey yapalım da parçalatalım. Sonra şuradan da bunları satmaya çalışalım. 154 140 ah kaçırdım. 101 bayağı pahalı parçalarmış. Onu kaçırdık ya. 214. Çok az. Çok az, çok az. 63'te ona satabilirdim. 10 dolar fark var. Balataları çok pahalı. Balataları çok pahalı. 62 bunu sat. 315. Hayır. Hayır.
Hayır. 84 daha fazla çıkacağını zannetmiyorum. 88 o çıkar. 66 o çıkar. 241 zaten şeyi. 58 çıkarsınız hacı. Siz çıkarsınız. 59 hayır. 111 dolar balata nasıl böyle bir mezarcı fiyatı veriyorsun ya? Millet 6 dolar fark kaldı şurada. Düştü tekrar o. 111 o. Şu arabaya bakacağım. Bunu çok istersin sen şimdi ya. 4000 doları kim bulmuş da ben şey yapacağım lan. O arabayı alacağım. 332 çıkarsın. 31. Hayır, çok kötü fiyatlar. Yoksa zarar edeceğiz. Zarar etmem bu saatten sonra da. Ama daha yüksek kar etmek istiyorum. O ne olacak? 47, 86, 200 dolar. Hayır. Hadi. 78. Hayır. Motor iyice öldü ha. 263'e çıktı şimdi. 60. Az önce 60. 60. Kaçtı lan az önce? 353'te satmadık motoru. Kaçırdım. Şu daha fazla çıkmaz. Şu motora dikkat etmeliyim. En çok kârı oradan yapmam lazım. O şey flüt çıkar yine ya. Hayır, ikisi de çok kötü gidiyor. 51 hayır, 59'da satmadık. 53 hayır. Şu arabaya bakacağım. Oha be. Tam tamirlik araba da. Bakacağız bakalım. 62 şunu sat ya, tamam. Şimdi motoru 340 civarı satarsam çok iyi olacak. Kâr edeceğiz, kâr edeceğiz. Hadi bakalım. Zarar mı edek 27'ye satıp şimdi onu? 342. 52 yapamadık ama yine de 270 dolar kar. Şuradan arabayı şey yapayım. Bir araba ekleyeceğim oraya. Onu da yaparsam belki araba yok. Onu da yaparsam belki şey yenilemeyi de göstermek istiyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum ama yenilemeyi de göstermek istiyorum. O zaman şöyle bir şey yapayım. Geldi bakalım. Tamam al. Al bakalım yenileriz. Bunu mu yenileyelim? Yoksa kamyoneti mi yenileyelim? Şey yenileyelim ya. Ben şunu parçalamaya başlayayım. Zaten 6 olacak. Geldi işte 200. Hadi 6 yap beni. Muhtemelen bitince yapacak da. Şunu hızlandırabiliyor muyuz? Şöyle nasıl hızlandır. Arabasıymış bu ya. Burada ne yapmayayım? Stop Bolt arabasının green. Nasıl gidiyorlar lan?
Sardım durdu ya. Ah. Nasıl bir şey, el bombasını bari ver la. Ha? El bombasını aldık. 6 seviye yaptı beni, tamam. Şunu topla. Tamam mı? Şunu rampaya al. Yenilemeyi göstereyim, bırakacağım. Nasıl yenileyim? 3000 dolarım var. O el bombasını sattık herhalde. 60 enerji, 50 bin. Enstitü kuracağım. Burada işte diagnostik neydi? Türkçesi. Arabanın durumuna bakacağız. Arabayı bilgisayara sokma makinesi işte. Bilgisayara sokacakmışız. Bilgisayara sokmak için enstitü kuracakmışız. 50 bin dolarmış da. Ben o zaman bunu niye 6 levele verdin? 900. Böyle bir oyun işte arkadaşlar. Neyse. Junkyard Tycoon'du sanırım adı. Evet. Junkyard Tycoon oynadık. İlginizi çekebileceğini düşünüyorum. Açıkçası. Bu tür oyunlar gelmeye devam edecek. Yenilerini sürekli göstermeye çalışacağım oyunların. O yüzden siz de takipte kalırsanız bilgi sahibi olursunuz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok dikkat edin.